İyi akşamlar herkese. Ben Canan Bektik. Değişimi Yaratmak programıyla tekrar sizlerleyim. Değişim yaratanlar dünyayı değiştiriyor. Hazır mıyız? Tekrar Akses kitapları ile bakalım neler değiştireceğiz. Akses kitapları hayatımızı nasıl kolaylaştırır? Buna bakıyoruz bugün. Bugünkü kitabımızın bir tanesi Sor ve Kendi Hayatını Yarat. Sevgili Beata Nimsky. Kendisi Avustralya ya da Yeni Zelanda'lı. Çünkü oradayken ben tanışmıştım kendisiyle. Yani o yakada. Güneydoğu tarafında. Dünyanın Güneydoğu tarafında. Evet, çok tatlı. Kendisi de çok tatlı. Hakikaten eğlenceli, başarılı bir kadın. Öyle diyeyim. Harikada bir kitap yaratmış. Bu yeni kitabımız, yeni çıktı fırında. Evet, birazcık bu kitabı tanıtmak istiyorum. Ve Access kitapları nasıl bizi kolaylaştırıyor? Bunlardan, bu seriyi bunlarla yapıyorum. Evet, Beata diyor ki, sorular sorarak şimdiyi ve geleceği yaratmak mümkün müdür? Birkaç kitabın yazarı ve beğenilen seminer kolaylaştırıcısı Beata Nimsky, açık ve dönüştürücü sorular kullanarak bunun nasıl mümkün olduğunu, dileklerin nasıl gerçekleştirilebileceğini ve sonuçlara nasıl ulaşılabileceğini çekici bir netlikle gösteriyor. Rahat ve neşeli tavrıyla, hayatından aydınlatıcı hikayeleriyle gerekli geçmiş deneyimlerin bilgisini, kendi geleceğini belirleme, kendini güçlendirme, öz eleştirinin ötesine geçme, beden, sağlık, biyolojik olarak genç kalma, para, satış, ilişki, zorluklar, sonuçlar, kontrol, yaratıcılık ve yaşam formları yaratma alanlarını kapsayan etkileyici 220 soruda birleştiriyor. Yani kitapta 220 soru var arkadaşlar. Yani sabah soruları, akşam soruları, birçok soru var. Gerçekten çok etkili. Herkesin aşina olduğu genel sorular vardır. Diğer taraftan bu kitapta hazırlanmış sorular, doğuştan gelen güçlerinizi, şimdiye kadar fark edilerek kabul edilmeyen kapasitelerinizi ve ilgili tüm bilgi alanlarını uyandıracak ve harekete geçirecek şekilde ifade edilmiştir. Muhtemelen daha önce hiç sorulmamış yeni sorular, nasıl düşündüğünüz, hissettiğiniz ve davrandığınız konusunda ufkunuzu genişletmeye hizmet eder. Bunlar başarılı bir güne katkıda bulunmak için sabah sorulacak soruları ve dinlendirici bir uykuyu temizlemeye ve sağlamaya yardımcı olan gece sorulacak soruları içerir. Özel temizleme cümlesi açıklanıyor ve bu size sınırlayıcı alışkanlıklar ve düşünce kalıplarını serbest bırakmanızda yardımcı olur. Böylece hayat daha özgür, rahat ve mutlu hale gelir. Başka neler mümkün diyor Beata. Ve size buradan bir sayfa açtım. Bakalım yaşlanmayla ilgili ne diyor? Yaşlanma senin için ne anlama geliyor? Ortak yaşamımızda birçok farklı kalıp var. Hayatımızda büyük olasılıklara bize şöyle söylendiği bir dönem vardır. Henüz bunun için yeterince büyük değilsin. Bunu yapmak için çok küçüksün. Peki bununla ne implant edilmiş olabilir? Daha hızlı yaşlanma. Pek çoğu 18 yaşına geldiklerinde mutlu oluyorlar. Ama 3 daha şimdiden yaşımızın ilk hanesi olduğunda bazıları hemen paniğe kapılmaya başlıyor. Artık 30 yaşındayım ve evli, henüz evli değilim. Buna bağlı olarak yılların başlangıç rakamına göre herkesin farklı rakamlarla kendi sorunu oluyor. Ve hangi ortamda bulunduğumuza bağlı olarak rakam o yaşa göre normal olan şeyleri de gösterebilir. Tıpkı şu örnekteki gibi. Evet, 40'ında tabii görme gücünüz bozulacak ya da ben zaten 55 yaşındayım. Bu artık
Değil, bunu artık bunu çok yaptık değil mi? Ben zaten 55 yaşındayım. Bu artık değişemeyeceğim anlamına gelir. Ben bu ifadeyi sık sık yöneticilerden duyuyorum diyor bir beyata. Ya da ailemde hem annemin hem anneannemin yaşlılıklarında yüksek tansiyonları vardı. Bu benim şimdi dikkatli olmam gerektiği anlamına gelir. Ya da emekliliğime sadece 7 yıl kaldı. Pekala, harika. Sonra ne olacak? İşte bu nedenle bu da Jürgen'in, bu bir 1934 doğumlu Avustralya İsviçre vatandaşı. Adı geçen klasik Alman şarkının bestecisi ve pop müzik şarkıcısıymış. Bu şarkısını hala seviyorum. Mit 66 Jardin. Bir Almanca yazı var burada, onu okumuyorum. Tercümesi kabaca 66 yaşında hayatın başlayacak, 66 yaşında onun keyfini çıkaracaksın. Çok benlik. Yaşlanma hakkında hangi düşüncelere sahipsiniz? Bunun etrafındaki inançlarınızın ne kadar farkında olursanız, onları değiştirmek sizin için o kadar kolay olur. Diyor ki yaşlanma hakkında hangi düşüncelere sahipsiniz? Evet, bunun etrafındaki inançlarınızın ne kadar farkında olursanız onları değiştirmek sizin için o kadar kolay olur. O nedenle eğer isterseniz yazın. Yaşlanma konusunda hangi düşüncelere sahibim? Çeviriyorum sayfayı. Bu bölümü bir bitireyim. Yaşlanmak ve genç kalmak hakkında neye inanıyorum? Ailemde yaşlanmak ve genç kalmakla ilgili hangi kalıplar var? Ölüm ve ölmek hakkında neye inanıyorum? Şimdi dönüştürücü sorular. Başkalarının realitelerine uymak için bedeninizi mahvedecek, yaşlandıracak ve hasta edecek kadar aptal olduğunuz her yeri şimdi yıkıp yaratımlarını iptal eder misiniz? Evet. Daha büyük bir olasılığın yaratıcı kaotik ifadeleri olmanıza izin vermemek için bedeninizin ve olmak istediği her şeyin bilincini ve zekasını, diğer insanların duyguların, hisleri, düşünceleri ve varsayımlarıyla yeniden yazmak hakkında neyi bu kadar hayati değerli ve gerçek kıldınız? Bununla ilgili her şeyi şimdi yıkıp yaratımlarını iptal eder misiniz? Evet. Eğer olmaya gönüllü olsaydınız, sizin ve bedeninizin olmayı arzu ettiği her şeyi yaratabilecek olan hangi enerji olmaya gönüllü değilsiniz? Bununla ilgili her şeyi şimdi yıkıp yaratımlarını iptal eder misiniz? Evet. Başka neler mümkün arkadaşlar? Çok güzeldi değil mi? Evet, sor ve kendi hayatını yarat. Bu kitap müthiş. İncecik ama gerçekten çok sıkı bir kitap yani. Gerçekten sıkı. Bunu hiç akses, gerçekten araçlarını kullanmayan biri var. Ve bunu okudu. 2 gün. Tuvaletten çıkamadı, öyle diyeyim, özür dilerim. Bir sürü şey değiştirdi hayatında. Bundan daha iyi nasıl olur? Şimdi bir başka muhteşem kitabımız var. Ondan bahsetmek istiyorum. İşin Neşesi. Sevgili Simon Milasas. Eski dünya koordinatörümüz ve şimdi çok daha büyük işler yapıyor tabii ki. Her zaman katkı. Şimdi İşin Neşesi kitabından biraz bahsetmek istiyorum. Diyor ki Simon, işinizi farklı bir yöntemle değiştirecek pratik araçlar var, hikayeler ve öneriler var. Gerçekten bu bir seminer niteliğinde arkadaşlar. İşinizi daha büyük nasıl yaratırsınız ve parayı nasıl yaratırsınız bunun araçlarını veriyor. Simon Milasas işin neşe alanında nasıl yapılacağını biliyorsunuz. Dünyada işi neşeyle yapmak diye bir tabir yok yani. Neşe yok yani. Nasıl yapılacağını tüm dünyayı dolaşarak gösteren dinamik bir liderdir. 20 yılı aşkın bir süredir iş yaratımı ve geliştirme alanlarında önde gelen liderler arasında yer almaktadır. Simon, olasılığın ve geleceğin neşesini görürken her bir seçimde
gelecek olasılığı olduğunu bilir. Simon dünyanın dört bir yanında birçok farklı iş alanında faaliyette bulunmuştur. Çok fazla iş alanları yaptı yani. Şirketlere sahip olmuş, onları yaratmış, yönetmiş, değiştirmiş ve tüm bunların hepsini insanları daha farklı bir olasılığa davet etmek için coşkuyla yapmıştır. Onun hedefi insanları işin nasıl bir yaratım kaynağı olabileceğini görmeleri konusunda güçlendirmektedir. Bakın ne dedi? İşin nasıl bir yaratım kaynağı olabileceğini görmeleri konusunda güçlendirmektedir. Simon, işin neşesinin kurucusu olmasının yanı sıra 170'ten daha fazla ülkede bulunan Access Consciousness'ın global koordinatörlüğünde yürütmektedir. Bu biraz daha önce. Evet, şimdi devam ediyorum. İşin neşesi histerik bir şekilde mutlu olmak ile ilgili değildir. Yaptığınız seçimlerin belki işe yarayacağı veya yaramayacağını, ancak yine de bu yolda ilerlemek ve değişmek ve gerekirse tamamen bu seçimden uzaklaşmaya istekli olmak cesaretine sahip olmaya gönüllü olduğunuzu bilmek ile ilgilidir. Şimdi neşe deyince herkes şöyle diyor, ha ha ha, değil, bu değil, hakikaten değil. Bir daha buraya okuyorum. Neymiş peki? Yaptığınız seçimlerin belki işe yarayacağı veya yaramayacağı, ancak yine de bu yolda ilerlemek ve değişmek, gerekirse tamamen bu seçimden uzaklaşmaya istekli olmak cesaretine sahip olmaya gönüllü olduğunuzu bilmek ile. İşin neşesi her gün bu realitenin öngördüklerinin ötesinde daha fazlasının meydana gelmesine izin verecek uyumlu bir sistemin yaratılması hakkındadır. Yani. Şimdi baktık bakalım neleri okuyabiliriz. Bu sayfayı okumak istedim. Ne diyor burada? Bir ara paragraf var. Sonuçlarınızı sorulara dönüştürün. Bir anlığına durun ve işinizle ilgili olarak sonuçlara ulaştığınız tüm yerlere şöyle bir bakın diyor. Bu işe yaramıyor ya da bu bir işe yaramaz. Bu işe yaramıyor ya da bu bir işe yaramaz dediğiniz veya herhangi bir sonuca gittiğiniz her an farkındalığınızı öldürür. Bunun yerine işinize hangi soruları sorabilirim diye sorabilirsiniz. Diyelim ki bir çiftliğiniz var ve onun başarısız olduğuna karar verdiniz. Çiftliğinize şu soruyu sormayı deneyin. Neye ihtiyacım var? Burada değişmesi gereken bir şey mi var? Değiştirebilir miyiz? Nasıl değiştirebiliriz? Çiftliğe soruyoruz. Sözün gelişi siz mısır yetiştirmeye çalışırken çiftlik elma yetiştirmeyi istiyor olabilir. Toprak neyin farkında olabilir? Yakın zamanda bir kuraklık mı olacak? Daha başka bir şey mi yetiştirmeye denemelisiniz? Her şeyin bilinci vardır. Dolayısıyla daha fazla bilgi edinmek için her şeye sorular sorabilirsiniz. Ya işinizin her yanını hesaplayıp kitaplayarak değil de bu şekilde yaratıp oluşturabilseydiniz nasıl olurdu? İşinize sorular sorduğunuz zaman cevabın ne olması gerektiği hakkında herhangi bir bakış açınız olamaz. Cevabı o verecek. Herkesin buna işinizle dair olmak üzere size yollamakta olduğu enerjileri alıp kabul etmeye gönüllü olmak zorundasınız. Bütün bakış açılarını herhangi bir yargı olmaksızın alıp kabul edersiniz. Neyi arzu ediyorum diye sorun. Sonra da işe veya projeye bağlanarak neye ihtiyacım var diye sorun. Daha sonra da bir seçim yapın. Ve daha sonra başka bir seçim. Daha sonra başka bir seçim. Ve daha sonra başka bir seçim yapabilirsiniz. Çünkü yaptığınız herhangi bir seçim 10 saniyeliğine iyi bir seçim olabilir. Seçim her zaman daha fazla farkındalık yaratacaktır.
Evet, devam ediyorum. Burada da Dr. Dean Hill'in bir sözü var, onu da okumak istiyorum. İşiniz dahil her şeyin bilinci vardır. Seçim farkındalık yaratır. Farkındalık seçim yaratmaz. Böylece bir küsur sayfayı da okumuş olduk. Bu bir tanıtım. Müthiş. Her bir sayfa ne kadar dolu, değil mi? Eğer yoksa kendiniz için daha büyüğünü yaratabilirsiniz. Ya iş yaşamının macerası hissediyor. Evet, bir güzel kitap daha. Güç sizsiniz. Hemen göstereyim. Sevgili Vladika Dzhordjevic. Evet, gülsüz. Bakalım ne diyor? Vladika Dzhordjevic hayatlarında daha fazla kolaylık ve neşe yaratmak üzere kendi güç ve kudretlerine adım atmaları için insanlara yardımcı olan uluslararası bir konuşmacı ve kolaylaştırıcıdır. Etkili konuşma yeteneği ve bulaşıcı yaşam enerjisi gerçekten öyle. Benim 2010 yılından beri hepsi tanıdığım kişiler ve Vladika benim arkadaşım. Ne kadar sıkıntıdan geçti çok iyi biliyorum. Ve muazzam bir yaşam enerjisine sahip. Zaten kitap onunla ilgili. Access Consciousness ve diğer yöntemlerin araçlarına dayanan ilham verici öğreti tarzı dünya çapında tanınmaktadır. Vladika bedenlerini iyileştirmeleri ve daha doyurucu bir hayat yaşamaları için insanların kapasite ve yeteneklerinin tamamına erişmelerine yardımcı dönüşümsel çalışma atölyeleri yönetmektedir. Vladika güçsüzsiniz. Arzuladığınız hayatı yaratmayı seçin kitabında düşünülmesi olanaksız bir kayıptan sonra ilk defa kendi iyileşme, kurtuluş sürecinin detaylarını paylaşıyor. Oğlunu kaybediyor Vladika. Oğlu öldürülüyor, katlediliyor. Ve o kadının nelerden geçtiğinin hepsine şahidim arkadaşlar. Yani şahidim derken her gün değil. Ama senede kaç kez gidiyorduk akses sınıfına ve orada buluşuyorduk. Ve orada geri ve değinin ona katkıları. Nasıl bu acıyı dönüştürmesiyle ilgili yaptığı çalışmalarla, aksesin araçlarıyla anlatıyor işte kitapta. Evet, bir daha bakıyoruz burada nerede kaldık. Umutsuzluktan ışığa yolculuğu, kendi karanlığından çıkış yolunu arayan herkese yankı bulacak. Vladika'nın hikayesi düşünülmesi olanaksız şeyler olduğunda hayatın kendisine bağlanmanın nasıl mümkün olduğunu gösteriyor. Kendi koşullarınıza göre hayata nasıl yeniden bağlanacağınızı gösterecek pratik araçlar. Meditasyonlar ve koçluk ile Güç Sizsiniz kitabı size kendi içinizde potansiyelinizi kilitlediğiniz ve kendinizi var olma alanından uzaklaştırdığınız yerleri bulmanıza yardımcı olmak için neşeyi, mizahı, anma ve yansımayı kullanır. Sadece yaşamayı seçtiğinizde kederden, umutsuzluktan, suistimale uğramış ya da ihmal edilmiş kendi geçmişinizden ya da sadece yalın, kötü şanstan gerçekten uzaklaşabilirsiniz. Evet, şimdi bakalım. Seçmeyi öğrenmek diye bir bölüm. Gerçekten bunu öğrenmemiz lazım arkadaşlar. Biliyoruz değil mi? Seçim yapmayı öğrenelim. Bakalım ne diyor? Her birimiz bir durumu kendi yolumuzda deneyimleriz. Ebeveynlerim içinde aynıydı. Davranışlarını genellikle hakimiyet yöntemi haline gelen
ve farkında olmasalar bile hayatlarını yok ettikleri öfkeyle ifade ettiler. Pek çok insan onların davranışlarını güç olarak gördü. Onları anlamaya çalıştım. Ama anlamaktan ziyade ben kendim öfkeli bir kişi haline geldim. Birini anlamak isterseniz o olursunuz. O zamanlar kapasitelerimden birinin başkalarına katkı vermek olduğunun farkında değildim. Sadece uyum sağlamak istedim. O nedenle annemi ve babamı kopya ettim. Onu değiştirme yeteneğine sahip olduğumu bilmeksizin onların davranış kalıplarını aldım. Kimse bize bir seçeneğimiz olduğunu öğretmez. Herkes bize bizim için neyin iyi olduğunu söylüyor. Ve biz başkalarından aldığımız cevaplara dayanarak seçimler yapıyoruz. Ebeveynlerimizin size şu soruları sorduğunu hayal edin. Bugün ne seçmek isterdin? Bu durum hakkında ne biliyorsun? Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Bakış açın nedir? Tabii böyle yapmıyorlar diyor. Bu güçlendiren, biz bunları bize yapıldı mı bu ya da biz çocuklarımıza yapabildik mi? Hayır, bilmiyorduk o zaman. Onlar da bilmiyordu. Çok tatlı, bir daha okuyacağım buraya. Bugün ne seçmek isterdin? Bu durum hakkında ne biliyorsun? Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Bakış açın nedir? Sen sus değil, bilmezsin değil yani. Ve cevaplarınızı yargılamıyorlar. Bu bir fark yaratır mıydı? Bugün bir seçeneğim olduğunu, her zaman olduğunu ve her ne seçersem seçeyim bir hata yapmayacağımı biliyorum. Seçimlerim nedeniyle nedenli güçlü olduğumu ve sorular sormakla seçmek için her zaman farklı seçeneklere sahip olduğumu biliyorum. Eğitim seansları sırasında insanlara seçimleri hakkında sorduğumda genellikle 3 ya da 4 cevap ortaya çıkıyor, hepsi bu. Eğer sadece kendinize olasılıkları keşfetmek için izin versek kendimize ya da daha fazla seçenek var. Kimse bize nasıl seçim yapacağımızı öğretmiyor. Öyleyse biz ne yapıyoruz? Sadece kopya ediyoruz. Başkalarının kalıplarını ve tepkilerini kopyalamaya devam etmeyin. Değiştirin. Kendi seçimlerinizi yapmayı öğrenin ve onlarla gurur duyun diyor. Çok güzel değil mi? Tabii sonra bir başka başlıkla devam ediyor. Eğer arkadaşlar sevgili Bledika'nın Güçsüzsünüz kitabını almadıysanız, arzuladığınız hayatınızı yaratmayı seçmek isterseniz eğer, bu kitabı da çok öneriyorum. Her kitabımız harika. Bu ara bunları tanıtmak istedim ve Akses kitaplarının hayatımızda neleri kolaylaştıracağıyla ilgili bir kat çekmek istedim. Teşekkürler burada olduğunuz için, teşekkürler değişimi seçtiğiniz için ve kendi geleceğinizi yarattığınız için. Hep birlikte başka neler mümkün diyorum. Sevgili arkadaşlar, haftaya tekrar görüşmek üzere. Yine Akses kitaplarıyla devam etmek istiyorum. Bakalım başka neler mümkün. Çok sevgiler, görüşmek üzere.